Ulan Cemal! Oho İdris nasılsın? Ulan ben iyiyim de sen pek iyi diyorsun galiba. Ulan yanından geçtim beni fark etmedin bile. Ya kusura bakma İdris, bu aralar biraz dalgınım da. Belli belli. Ya bu aralar pek kendimde değilim, öyle kafam bir şeye takıldı da. Ulan senin kafan neye takılmış? Ya karım benle bir haftadır konuşmayı. Ulan Cemal o kadar düşünüp kendini niye mahvediyorsun ki? Git karınla konuş, barışın da. Ya benim kafaya taktığım şey o değildi ki. Ulan nedir senin kafaya taktığın şey? Ya ben karımı nasıl küstürdüm onu hatırlayamıyorum. Karımla tekrar konuşmaya başlarsak ne edeceğim onu takarım kafama da. Nasıl? Sayın Valim, bu sokağın altyapı çalışmalarını bitirdik. Diğer sokağın da az kaldı, o da bitmek üzere. Sizi tebrik ederim. Çalışmalarınıza aralıksız devam edin. Evet, aralıksız devam edin. Bu adam neydi? Şehir içinde hiç bu kadar hızlı araba kullanılır mı? Çabuk gidin durdurun, evraklarını getirin. Ya sen de kimsin? Ver bu evraklarımı geriye. Ya zaten bu adam yolumu kesti. Ben bu şehrin valisiyim. Ya bırak beni. Ben de seni trafik polisi zannedeyim. Ya ver bu evrakları geriye. Nasıl? Efendim çok eski zamanlarda yol bulabilmek için yıldız ve güneşten faydalanırdık. İşte size komik olduğu kadar ilginç bir yöntem daha. Peki adam sarhoştu. Hem baksana yolun ortasına süzüp kaldı hemen. Neyse. Sen onu bulup boş ver de. Biz evin yolunu nasıl bulacak? Bana kalırsa şehir merkezinden gittikçe uzaklaşırım. Bana sorarsan ha böyle devam et tutmuş şehrin merkezine. Lan nereden biliyorsun ki? Ha bu yarım saat içerisinde çarptığımız adam sayısı 62 oldu da ondan şey ettim yani. Doğru değilsin. Biz en iyisi yolumuza devam edelim. Ha böyle ortalama 100 kişiye sarptık mı şehir merkezindeyiz. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Selamun aleyküm Maho. Nasılsın? Ulan Feyzo, benimle konuşmaya hala da nasıl cesaret edilsin? Ulan niye ki, ne oldu? Ulan dün akşamki halı saha maçına gelmedin, kalecisiz oynadık. Yenildik senin yüzünden. Ya dün akşam başıma gelenleri sen bilir misin? Ulan oğlum, inşallah geçerli bir sebebin vardır. Vallahi dün akşam bir çanta dolusu para bulmuşam. Ne? Para mı? He ya, hem de içi deste deste 100 lirayla doluydu. Ulan oğlum, götürüp sahibine verseydin, günahtır. Ya götürecektim ama çok geç olmuştu. Ulan oğlum sabah götürüp verseydin. Sabah da çok geç olmuştu. Ulan sabah nasıl geç olayım? Çünkü dün gece ben bütün parayı bitirdim. Efendim, insan evine hırsız girdi diye şükür duası eder mi? İzleyin.
Allah kabul etsin Dursun. Amin Niyazi. Hayırlı neye dua ediyorsun? Ulan Niyazi şükür duası ediyorum. Neye şükür ediyorsun peki? Dün gece eve hırsız girdi. Evde ne var ne yok hepsini çalıp götürmüşler. Bu arada mutfakta Fadime'nin yaptığı yemekleri de yemişler. İyi de anlamadım kardeşim bunun nesine şükür ediyorsun? Ulan nesine olacak? Adamlar Fadime'nin yemeklerinden zehirlenip ölmemişler. Oha şükrediyorum da. Nasıl? Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam ben de size celiydim ya. Hayırdır inşallah. Hocam camiye bir bağışta bulunacaktım be. Ya demek öyle ha. Bu çok güzel bir davranıştır. Peki bana ne soracaktınız? Hocam acaba camiye ne kadar bağışta bulunsam diyorum. He bak uşağım. Çay içenler aylık çay parası kadar. Sigara içenler de aylık sigara parası kadar bağışta bulunsa yeter. İyi de hocam bende ikisi de yok. Ne edecek? Demek sende ikisi de yok öyle mi? Ulan o zaman sen çok masrafsız bir adamsın. Sen her ikisi kadar bağışta bulunsan yeter. Nasıl? Efendim alkol boşuna zararlıdır dememişler. İnsan hiç sarhoş olduğuna sevinir mi? İzleyelim. Ulan rezil herif be! Sen bana mı değilsin ulan? Ulan senden başka rezil herif var mı burada? Yok, sadece sen varsın da. Sus ulan şimdi göverim seni ha. Ulan utanmıyor musun bu kadar içki içmeye? Ben mi? Evet. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. İstersen sen seyirci joker hakkını tanıyayım mı? Ulan başlarım senin zögerüne mögerüne ha. Hiç bu kadar sarhoşluk olur mu ulan? Bir ayağın yerden bir ayağın kaldırımdan gideyim. Emin desen çok geçer seni vapetim. Tahteli ulan pis sarhoş dur ulan. Emin de sana çok teşekkür etmek isteyeyim. Sen bana sarhoş olduğumu hatırlattın da. Niye ulan? Ula ben sabahtan beri kendimi topal zannediyorum da. Nasıl? Ulan Cemal. Buyur usta. Bağcılığı galiba sakat işe diyoruk. Niye ki usta? Ya ha buraya bir tane daha destek verelim. Sen git. Ha böyle 2 metre 30 santim boyuna bir tane kalas götür. Bir destek daha verelim hadi. Tamam usta. 2 metre 30 santim. He he. Tamam getireyim. Tabii canım abla göbekten verdik mi desteği kurtarırız tabii. Usta. Ulan Cemal hani kalas? Ben de onu diyecektim sana da. Lan ne diyeceksin ba? Ya sen vermiyorsun ba 2 metreluk bir metre. İsteyorsun benden 2 metre 30 santim bir kalas. Ben onu nasıl olsa da kesi götüreceğim. Nasıl? Sen Ahmet'le ver baba ki. Fikralarla Türkiye, Güneydoğu'dayız. Emine merhaba, gözümün nuru. Merhaba. Emine, beni affetmeyecek misin karıcığım? Seni nasıl affediyorum Feyzo? Kaç akşamdır eve geldiğim düşünün hep kadın saçı buldu. Ya affet beni karıcığım, çok pişmanım. Bir daha olmayacak Emine. Artık sana güvenmeyen Feyzo. Sen hep beni aldatıyorsun. Ya vallahi o günler eskide kaldı. Bir daha olmayacak söz veriyorum. Ya affet beni karıcığım. Gel barışalım. Aha şimdi üstünü kontrol etsem gene kadın saçı çıkar. Ya vallahi öyle bir şey yok. Ya inanmıyorsan gel kontrol et. Heh.
Bak bir şey yokmuş. Demek artık beni gelmiyor kadınlardan dizen Feyzo. Vay! Selamun aleyküm Niyazi Emizi. Aleyküm selam Cemal Uşak. Valla sağ helal olsun var ya Niyazi Emizi. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama abone nice gençlere taş çıkartıyorsun valla. Sağ olasın torunum. Daha dün tam 60 yaşıma girdim. Maşallah maşallah Niyazi Emizi. Allah nicelerini nasip etsin. Eyvallah Allah razı olsun torunum. Allah size de nasip etsin bu yaşları. Amin Niyazi Emizi, amin. Da sana bir şey diyeceğim. De bakayım. Yani bildiğim kadarıyla bu 60 yaş biraz tehlikeli, kritik bir yaştır. Hani demem odur ki böyle yemene, içmene, kısacası böyle sağlığına dikkat et diyeyim sana. Oo bilirim tabii. O dediklerimi doktor da aynen söyledi bak, tamam mı? Bu 60 yaşıma tabii ki dikkat edeceğim. Ama Allah'tan bir sene süreyim. Ondan sonra ha bu zeytinyağlı dolmalara, kızartmalara tam gaz devam. Nasıl? Tek reklamımız yüzünüzdeki gülücüktür. Bizi reklam yapmaya devam edin. Of ulan of! Ulan Dursun, senin ha bu suratının ben hiç mutlu olduğunu göremeyiz miyim? Nedir bu vaziyetin? Ya Temel, benim bir tane balığım var idi. Balığım öldü. Onun için yastayım. Ulan Dursun, bir balık için yas tutulur mu? Ulan Temel, bu senin bildiğin balıklardan değil idi. Ulan bu nasıl balık idi? Bu balık karada yaşaydı. Nasıl yani? Karada mı yaşaydı? Tabii ya, hem de su olmadan yaşaydı. Ulan Dursun, sen deli misin? Balık karada yaşar mı? Ulan Temel, ben bu balığı köpek gibi eğitmiştim. Onunla beraber sokağa çıkardık. Hatta Luna Park'a bile götürmüştüm onu. Birlikte eğlenmiştik. Sen bundan avada gitmişsin peki? He, bir iki sefer avada gittik. Beni sineklerden, böceklerden korurdu. Sonra akşam eve gelirdik. Böyle alırdım onu kucağıma bebek gibi. Ben onun başını okşardım. O diliyle benim elimi yalardı. Sonra ne oldu? Bir gün çöpüde gezdiriyordum balığı. Biraz fazla eğilmişim. Balık çöpüden böyle cuk diye düştü ırmağa. Esi boğuldu, öldü balığım. Nasıl? Selam aleyküm Asu. Ve aleyküm selam Feyzo. Ulan dün kahveye gelmedin, neredeydin? Sinemaya gitmiştim. Sinemaya mı? He. Nasıl bir filmdi? 3 sahnelik bir filmdi. Onu demeyeyim oğlum, yani güzel miydi? Ha vallahi ilk sahne çok güzeldi. Ya ikinci, üçüncü sahne? Ya onları bilmiyorum. Nasıl yani? Ya ilk sahne bittikten sonra böyle kara bir perde indi. 3 yıl sonra yazıyordu. Ya 3 yıl bekleyemem ki, ben de çıktım geldim. Vay! Fikri Lala Türkiye, Karadeniz'deyiz. İyi günler beyefendi. İyi günler hemşerim. Ya bir şey soracağım, ha, gördüğüm gerçek miydi acaba ya? Ne gördün acaba, sor bakalım. Ya ben bu köyün yabancısıyım. Demircik oradan yürüyordum. Yanımdan böyle şşt, jet gibi uç bacaklı bir tavuk geçti. Ulan dedim acaba gerçek mi görüyorum yoksa ha bu güneş başıma mı geçti? Hemşerim sen doğru görmüşsün, doğru. Ulan uç bacaklı tavuk şimdi doğru muydu? Ya o tavukla benimdi de. Allah Allah. Ulan uç bacaklı tavuk da hiç görmemiştim. O uç bacaklı tavukları ben yetiştiririm de. Niye ki sen manyak mısın? Hemşerim biz 3 kişilik bir aileyik. Önceleri bir tavuk çeseydik, bir tane but eksik geliydi.
Ben de bunun üzerine başladım uç bacaklı tavuk yetiştirmeye de. Hayret bir şey ya. Tadları nasılydı? Lezzetli miydi bari? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Çünkü o kadar hızlı koşuyorlar ki bir sefer bile yakalayıp tadlarına bakamadık ki. Nasıl? İyi günler hemşerim, gel bakayım ha böyle. Ehliyet ruhsatını görebilir miyim? Ne için? Saat ceza kesiyorum. Ha. Ya kardeşim biraz çabuk olursan. Niye? Ya bir trafik polisi beni takip ediyor da. Nasıl? Hadi kardeşim biraz çabuk ol. Hemşerim. O trafik polisi sen hızlı gittiğin için seni durdurmaya çalışıyor. Ha. Başka sebebi yok mu? Yok. Oh be. Hemşerim, sen niye o kadar korkuyorsun, panik yapıyorsun? Ya bir an önce karım evden kaçtı. Demizlik arabadan gelirken de dikiz aynasından bir baktım. Polis arabası beni takip ediyor. Zannettim ki benim karıyı geri götürüyle de. Nasıl? Fikran Allah Türkiye, Erzurum'dayız. Turan neydi sen? Sağ olasan neydim, sen neydi sen? Eyvallah, sağ olasan. Ben daha şimdi kalkıyordum, alışverişe gidip. Ula geçen ben de alışverişe gittim, ne oldu bilirsen? Ne oldu lan? Ula bir tane eğime geldim, arasından çorap çıktı. Ya ne beklirdin oğlum, koş takım elbise çıkacak değil ya. Ulan niye dedikoduydu sen oğlum? Git bir tane yemek de al, öteki çorabı da çıkart, iki tane olur giyersen. Ne? Oho, yeni komşumuz Dursun Bey, nasılsınız? Merhaba Cemal. Hiç iyi değilim. Hayırdır, bir problem mi var? Yardımcı olalım. Yok yok Cemal, senin elinden bir şey gelmez. Konu nedir ki peki? Peki bir yardımımız dokunur. Ya Cemal, bu yeni taşındığımız evi hiç sevmedim. Hiç taşınmasak daha olurmuş. Niye ki? Ulan Cemal, oğlumun ayrı odası var. Kızımın ayrı odası var. Ama benim yok biliyor musun? Ben hala eski evdeki gibi karımla aynı odada yatıyorum. Nasıl? Efendim bir evliliğin en mutlu yılları ne zamandır acaba? Karadeniz'deyiz. Temel Aga, bakıyorum dalmışsın. Açık denizde tekeye mi batırdın ula? Of İdris, of! Eski günlerim aklıma çalıyor. Ne? Eski günler mi? Karım ve ben mutlu olduğum günlerde. Ha, demek iyi günlermiş yani. Ya sen ne diyorsun İdris ya? Ben 25, karım tam 20 yıl çok mesut bir hayat sürdüm. Sonra peki ne oldu? Sonra ne olacak? Birbirimizden karşılaştık, evlendik. Nasıl? Hayırdır İdris? O boş kafanı gene ne için zorlayırsın? Bak Cemal, attırma benim kafamı yoksa boşaltır mısın dolu kafanı ha? Tamam ulan tamam. Ne kızıyorsun, şaka yaptık da. Ulan şakanın da bir yeri zamanı vardı. Görmeyeyim misin? Düşünceliyim. Zaten
işin içinden çıkamıyorum. Hayırdır? Ula, dün Dursun'dan iki tane at aldık. Koyduk onları aynı akıra. Ula şimdi onları ayırt edemiyoruz da. Hangisi benimdu, hangisi onun diye de ya, uf. İlla ki bir farklı noktaları vardır canım. Boylarını ölçtünüz mü? Ölçtük, aynıydı. Tarttınız mı hayvanları? Aynı kilodadı le. Kuyrukların uzunlukları? Tipki şunun aynısı çişi de. Gözleri? Aynıydı. Allah Allah, o zaman yapacağın tek bir şey kaldı İdris. Neydi o? Birine mavi löz takacaksın da. Nasıl? Ula İdris, iyi düşün ya. Ha böyle muhakkak bir arada bir fark vardır ya. Ha böyle küçük de olsa. Ha, buldum ula. Neydi? Ula, atların beyaz olanının kulağı siyahının daha sertti. Ben de atları kulaklarının ayrıldığım da. Nasıl? Efendim, zaman geçtikçe yaşlıların sözü de dinlenmiyor artık. Ama siz gelin beni dinleyin, bu fikreyi sakın kaçırmayın. Bak temelimize, beni iyice anladın değil mi? Anladım, anladım. Şimdi ben Habire'ye bayılacağım. Tamam. Sen daha önce milleti toplayacaksın buraya. Diyeceksin ki, çocuk açlıktan bayıldı diyeceksin. Millete çıkarıp para verecek. Şimdi sen yaşlısın ya. Herkes senin sağa inanacak, parayı verecek. Tamam mı? Tamam. Ula Çamal, bu çok iyi bir fikir. Ha bu işler iyi para kazanacak. Hadi yat da başlayalım. Bayılıyorum. Bay. Oy, bayılıyorum. Ula koşun koşun, adam bayıldı. Koşun ula, koşun. Ula bu uşağı hemen hastaneye kaldıralım ha. Yok 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 yok. Bu açlıktan bayıldı. Buna biraz para verirsen gider karnını doyurur he. Rahat bırakın adamı da, rahat rahat ölsün yahu. Adam niye ölsün ula, bu açlıktan bayıldı. Buna biraz para verirsen gider karnını doyurur. Ya uşakla siz ne diyorsunuz? Adam eliyi görmeyeyim sus. Ambulans sarıp hastaneye götürürüm da. Yok yok, bu açlıktan bayıldı. Buna biraz para verirsen gider karnını doyurur bu. Ulan kesin gürültüyü daha yaşlı adam bir dinleyin de. Ben açlıktan bayıldım. Biraz para verin de. Nasıl? Oy. Selamun aleyküm Hazım. Ve aleyküm selam Mahu. Hayırdır, hasta mısın? Gözlerinin altı çökmüş. He valla sorma. Doktordan geliyorum zaten. Neyin var, geçmiş olsun. Ya alkolle alakalı bir şeydir. Ya sana kaç kere dedim şu alkol denen meratı bırak diye ya. Valla doktor da aynısını söylüyor zaten. Alkolü bırak yoksa valla çalışamazsın de. Sen ne yapacaksın? Valla ben de ne yapayım? Şimdi kalkıp gidip işten istifa edeceğim. Vay! Efendim bazı izleyicilerimiz daha fikralar başlamadan gülmeye başlamışlar. Acele etmeyin. Daha kahkahalar fikranın sonunda atılacak. İzleyin. Oo, selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam İdris. Lan nereye gidiyorsun? Ya hava ne güzel hava. Tadını çıkarayım biraz dolaşayım dedim de. İyidir, ne? Sen ne tarafa? Ben mi? Ulan senin şimdi var ya tam yemek saatinde muhakkak lokantaya yemeğe diyorsun ha? Lokantaya diyorum. Gel beraber gidelim bir yemek de ben İsmail'im saat. Yok yok, ben daha az önce yedim ya, karnım toktu ya. İyi, oluysa bir şey ya, yemek de olsa bir çay içerim, kaydı. Ya çok çay içtim ya, sağ afiyet olsun, sağ olasın. Ya ben de düşündüm ki yemekten sonra böyle karşılıklı başımıza bir çay içerim. Ama niye dedim başka zaman, hadi. Ya aslında doğru diyorsun da, ulan bir tatlını yerim ha ama gene. Tatlı mı? Ya ne yazıyor? Ya kendine dikkat etsene. Bu yaştan sonra öyle kolesterolü yüksek şeyle yenir mi? O senin şeçeğini çıkarır. Allah korusun tansiyon kalp karışır birbirine, kalpten gidersin. Sonra ben yengeye nasıl diyeceğim şey Niyazi öldü. Ya sen tatlı matlı yeme. Ben diyeyim yeme, hadi sen de git düşün hadi. Nasıl?
olsun, bu ne hal? Sorma ya başıma gelenleri. Bak ne oldu? Ya dün gece benim hanımı doğum sancıları tuttu. Götürdüm onu hastaneye. Lan bekle bekle çocuk doğmaz. Lan sabah oldu hala daha bekliyoruz. Bekle bekle çocuk doğmaz. Bekle bekle çocuk doğmaz. Ya Allah Allah ya Cemal, merak ettim, biraz çabuk anlat. Ya sonra doğumhaneden sikti bir hemşire. Yanımdaki adama dedi ki Müjde beyefendi nur topu gibi bir uşağınız oldu dedi. Ben de hemen girdim lafa. Dedim hemşire hanım yanlışlık var. O doğan çocuk benim çocuğum dememe kalmadı. Adam bana bir saldırdı. Serdi bana sopayı. Saman kafa. Ula adam öyle bir şey der mi? Niye demeyeyim ula? Hastaneye ilk ben cıldım. İlk doğan çocukla benim olması gerekmez mi? Nasıl? Pır sana adam. Kocacığım. Efendim Gilu. Hani geçen gün senin iş ortağın öldü ya. Evet öldü. Allah rahmet eylesin. Hani diyem ki benim evde içim çok daralıyor. Senin ölen ortağın yerine ben geçebilir miyim? Ne demek kınalı kuzum, geçersin tabii geçersin. Sahi mi dersin Aso? Vallahi salih söyleyeyim. Ama bana bir gün müsaade et. Niye ki? Ya mezarlıklar müdürüyle görüşüp ortağımı oradan çıkarmam lazım ki seni koyayım yerine. Vış. Ya sen niye yemeyesin? Hiç takım yok. Vallahi çok güzel olmuş. Tarifini nereden aldın? Cinayet romanından. Vay! Sütçü! Sütçü! Ula sütçü! Sütçü! Ula sütçü İdris, buyur dursun. Nasıl gidiyor süt satışları? Allah'a bin şükür, acayip iyi gidiyor. Ya İdris, benim anlamadığım bir şey var. Senin zaten pek anladığın bir şey yok ki dursun. Ula senin bir tane ineğin var. Ama 10 tane ineğin varmış gibi süt satıyorsun. Bu nasıl oluyor? Ulan maşallah de, benim ineğim böyle cinsi farklıydı. Ben onu sağlıklı besliyorum, düzenli uykusun hali, maşallah sütü de veriyor oluk gibi. Hadi bana eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağda selamun aleyküm, sütlü İdris. Ooo, aleyküm selam Cemal. Süt satışları nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi. Bu sabah bizim hanım senden süt almış. Ama ne hikmetse sütün yarısından fazlası süt çıkmış. Ne diyorsun bu konuda? Olabilir, gayet normaldi de. Ne demek olabilir ula? Sütün yarısından fazlası süt çıktı diyorum sana. Tamam olabilir. Son zamanlarda görmeyeyim misiniz? Havada çok sıcak değil miydi? Sıcak dur. Bizim inek de durmadan su içiyor. Sonra öyle böyle. Nasıl? Fikran Allah Türkiye, Erzurum'dayız. Yeni bir ev aldım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Güle güle otur kardeş. Ne demişler? Dünyada mekan, ahirette iman. Vallahi doğru söylemişler. Peki ya kaç metre kare? Büyük, çok büyük. Saray yavrusu. Bizim Xeyru Ağa'nın da bir dairesi vardı, aynı senin dediğin gibi saray yavrusu. Onun evinden benim ev hemen hemen aynı. Valla adam öldü, evinin üstüne ne yazdılar bilir misin? Ne yazdılar? Rahmetli Xeyru Ağa'nın evi diye büyük yazı yazdılar. Sonradan da evini müze ettiler. Ben ölürsem benim evin üzerine ne yazarlar? Ne yazacaklar oğlum? Kiralık daire. Ne? Aa,
Selamun aleyküm Temel Hoca. Hayırdır hoca, niye selam almasın? Benim adam olmayanlarla işim olmaz. Ne oldu, hayırdır ya, neyimizi gördün, ne ettik gene? Ulan daha neyini göreceğim, sen su hırsız. Kaç defa dedim sana hırsızlık yapma, beni dinlemiyorsun gene hırsızlık yapıyorsun. Tövbe! Ya hoca tamam hırsızlık yapaydık ama seninle konuştuktan sonra tövbe ettim ya, daha hırsızlık mırsızlık yok. E dün gece görmüşler seni, hırsızlık yapacağım, bir eve giriyordun. Ya hoca o evi yanlışlıkla kendi evim zannettim. Onun için girdim o eve de. Ula şahitlerin anlattığına göre evde karşına bir karı çıktı. Karıyı görünce kaçmışsın. Madem o evi kendi evin zannettin. Karşına çıkan karıdan niye kaçtın? Ya anlamayayım mısın hoca, o karıyı kendi karım zannettim de onun için kaçtım. Nasıl? Aman dikkat. Kadınlar için saçı uzun, aklı kısa denir. Peki, erkeğin saçı uzun olanına ne denir? İzleyin. Kızım. Bir saniye bakar mısın? Buyur bey amca. Ben buraların yabancısıyım. Sana birisini soracaktım da. Sor bey amca, sor ama... Sen bir şeyi karıştırıyorsun galiba. Neyi karıştırıyorum ki kızım? Emici, sen sesimden bir şey anlamıyor musun? Ha, ses tonun biraz kalın. Bence sigarayı bırakmalısın kızım. Ya Emici hiç demek küzüm küzüm de baba. Ben kız değilim. Kız değil misin? Yo değilim Emici. Aa, demek kız değilsin. Bu genç yaşta evlendirdiler seni öyle mi? Peki kocan ne iş yapar? Ya Emice benim kocam hocam yok ya. Vah vah. Demek kocan yok ha. Bu genç yaşta dul kaldın öyle mi? Nasıl? Efendim gülmek için kendinize zaman ayırın. Fikralarla Türkiye size yeter. Ooo İdris! Ulan Cemal! Hayırdır nereden geliyorsun böyle? Ya Temel'in sergisinden geliyorum. Ula o kadar güzel resimle yapmış ki. Ha böyle aynı gerçeği gibi ya. Tipküsünün aynısı. Ula gidi görmelisin ya. Ula gitmez olur muyum? Ben ilk gün o kokteyl verdi ya, ona ben katıldım da. Ya aynısı gibi etmişler. Aynı gerçek ha böyle cezma bakma doyamadım ya. Hele o bir tane şey verdi, sol resmi. Ulan sol resmine bak ayarım böyle sıcaktan patladım. Ha böyle elbiselerimi sigara atasım geldi ya. Ula bir de bana sor Cemal. Ben o resmin önünden geçerken onun sıcaklığı bunalttı beni be. Ya bir tane de şey vardı hani güneşin doğuşu diye bir tablo vardı. Ula o ne güzel olmuş ya. Ha böyle aynısı gibi böyle yapmış onu. Sanki böyle gerçekten güneş doğuyor oradan. Ula Cemal senin yanlışın var. O güneşin batışıydı. Ulan nereden emin oluyorsun öyle güneşin batışı olduğundan? Ulan sen bizim Temel'i tanımıyor musun? O sabah 11'den 10'de kalktığı nereye dönülmüş ki? O resim olsa olsa güneşin batışıydı. Nasıl? Efendim yaşlılığın dezavantajları kadar avantajları da vardır. Siz siz olun, yaşlılığın değerini bilin. Aleyküm Temel. Aleyküm selam Türk'ü. Nasılsın ulan? Kendimi böyle yeni doğmuş çocuk gibi hissediyorum. Nasıl yani? Başımda saç kalmaz. Ağzıma diş yok. Söylemese ayıp olmasa arada kazınıp altımı ısladıyorum. Nasıl? Sende durumlar nasıl? Vallahi şaşılacak şeydir ama ben ihtiyarladıkça bizim Fadime bana daha fazla ilgi göstermeye başladı. Normaldir Türk'ü. Nasıl normaldir Temel? Senin Fadime ne de olsa antikacıdır. Ne dersin?
Reşit! Ben 5 sene bir daha karşıma çıkmayacaksın demedim lan! Kardeşim birinden karıştırıyorsun herhalde, ne Sait'i? Ha bak 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 aha! Bir de sen ben şerefsiz değilsin ha! Ulan ağzından çıkanı kulağın duyayım mı? Ne şerefsizi, manyak mısın sen? Ulan asıl sen ağzını topla, yırtarım ulan ağzını! Hemşerim bak, sarhoşsun, konuştuklarına dikkat et! Ulan Sait! Ulan ben sana bir daha karşıma çıkmayacaksın demedim mi be? Hemşerim ne Sait'i? Sait mait yok buraya! Ulan sen bana nasıl it dersin be? Hemşerim ne iti ya, Sait dedim! Aa! Ulan sen benim kankama, arkadaşıma nasıl it dersin be? Allah sana! Uy. Ulan sen beni buraya bekle, geliyorum! Ulan İdris nereye gidiyorsun? Ya Cemal! Sen de tokat atsana! Cemal sen beni tanımıyor musun? Ben adaletli bir adamım. Bu ağa böyle sarhoşcam vuramam. Gideceğim, içeceğim, gel bunu doğacağım. Sen beni bekle buraya sen. Nasi. Mar. Nasi. Efendim, özellikle bilmediğiniz bir yoldaysanız trafik kurallarına uymakta yararı var. Ama zararı da olabilir. Oho! Ulan Niyazi sen nerelerasın ya? Ya sorma Cemal başıma gelenleri. Hayırdır ulan? Ya yeni aldığım arabadan ha böyle bir Anadolu turuna çıkayım dedim. İyi etmişsin da ne oldu? Ya iyi ettim de ha böyle hiç bilmediğim bir yola girdim. Baktım yol bomboş. Ben de yüklendim gaza. Böyle 150 kilometre hızdan gidiyorum. Öyle giderken karşıma bir tabela çıktı Cemal. Yavaşla 100 yazayım. Haliyle ben de hızımı indirdim 100 kilometreyi. Aferin sana, trafik kurallarına uy. Ben öyle 100 kilometre hızdan giderken baktım karşıma bir tabela daha çıktı. Yavaşla 50 yazayım. Ulan Allah Allah! Belki bir yol çalışması falan vardır dedim. Hızımı indirdim 50 kilometreyi. İyi etmişsin, trafik kurallarına uymakta fayda vardır. Neyse ben de 50 kilometre hızdan gidiyorum. Ben tam böyle baktım yanımdan arabalar vizir vizir geçiyor. Karşıma bir tabela daha çıktı. Yavaşla 10 kilometre yazayım. Ulan otobana mutabına mıydın? Abi gişelere mi yanaştın? Yok ulan gişe mişe yok ya, bildiğin yol işte. Ulan arabalar yanımdan vizir vizir geçiyor. Kızımı indirdim 10 kilometre. At arabası solladı beni ya. Ne edeceksin? Yavaşla 10 yazmışlar. Biz de kızımızı indirdik 10 kilometre. Sinirlendim, patlayırım kardeşim. Ulan bırak ola hızlı gitsin. Sen trafik kurallarına uy. Ya konuşma ya. Trafik kurallarına uyduk da ne oldu? Sonra karşıma bir tabela daha çıktı. Ulan ne yazaydı tabelaya? Yavaşla, dur, geri geri gitmeyeceydi. Yok ulan yok. Yavaşla kasabasına hoş geldiniz yazaydı. Nasıl? Kolay gelsin Hasan. Ulan ne yapıyorsun? Mektup yazayım Feyzo. Mektup mu? Kime yazıyorsun sen? Ağabeyime yazayım. Ulan Haso, sen benimle dalga geçiyorsun. Niye kilo? Ulan Hırbo, hani senin yazman yoktu? He yoktu. Allah Allah, ulan yazman yoktur, mektup yazıyorsun. Yo, abin nasıl okuyacak? Ulan dert dert deyin şeye bak Feyzo, abimin de okuması yoktur. Vay! Efendim genellikle gençler yaşlılara yardım eder. Ama bu sefer yaşlı bir hemşerim bir gence yardım ediyor. Ama yardım ettiğine de bin pişman oluyor. İzleyin. Selamun aleyküm uşağım. Oho, aleyküm selam İdris amice. Nereye gidiyorsun? Gel bin arabaya götüreyim seni de.
Yok, sağ olasın İdris emize. Benim canım yürümek istedi. Ben böyle biraz yürüyeyim. Ulan gel de sen binene be götüreyim seni gel. Yok yok istemem. Sağ olasın. Ya emsara İdris emize, senin bu araba kullanma yaşın da bayağı geçti ha. Ulan sen ne diyorsun bakayım? Ben arabayı tam 60 senedir kullanıyorum. Hep sen nereye gidiyorsun? Mezarlığa gidiyorum. Mezarlığa mı? He, niye sordun ki? Ya İdris abici, madem mezarlığa gidiyorsun, ha bu arabayı dönüşte kim getirecek? Nasıl? Sabahtan beri seni arıyorum ya. Hayırdır? Ya bir derdim var onu anlatacağım. Derdini söylemeyen derman bulamaz ki. Sen derdini söyle. Söyle, boşalt bana, boşalt içini. Derdini söyleyeceksen ki derman bulabilelim. Bak, konuştukça rahatlarsan. Nasıl, rahatlayabildin mi? Konuştukça rahatladım ya. Nasıl rahatladım? Sen olmasaydın benim halim ne olurdu ya? Ben sana demedim mi konuştukça rahatlarsan diye? Ne? Efendim insanlar konuşmadan da anlaşabilir. Bu sefer Karadeniz'deyiz. Ulan Cemal, ulan bu ne şıklık böyle? Eh, işi cüzü yönüne koyduk. Allah'a şükür para oluk gibi ake. Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Amin cümlemizi. Bakayım da kilo kıyafeti düzeltmişsin iyice. İşte öyle ucuzundan bir şeyler aldık işte. Ulan Cemal, ha bu ceket ne kadar dur? Bu ceket Hint kumaşından yapılmıştır. 400 liradı. Ulan Cemal, ya bu pantolon ne kadar dur? Bu pantolon da Almanya'dan geldi, iki uzun istlik kadar dur. Nasıl? Hayırlı günler İdris. Hayırlı günler Niyazi. Hayırdır la? Dışarısı çekiyorsun galiba. Yok, önceleri çekiyordum, bugün gidip çektirdim hani. Aferin ula. Demek hiç korkmadın he? Yok canım, niye korkacağım? Artık tip çok gelişti, hiçbir şey anlamıyorsun. İyi, hadi sana tekrar geçmiş olsun ben. Ya Niyazi, bugünlere gittim ya birkaç sene diş tedavisi için, diş hakkında çok şey öğrendim. Ne öğrendin ki? Mesela süt dişini, azi dişini, çöpek dişini, hepsinin ayrı ayrı görevi var. Sana bir soru sorayım istersen. Sor bakayım. En son hangi diş çıkar biliyor musun? Biliyorum tabii. Hangi diş çıkar? Tabii ki takma diş çıkar. Nasıl? Efendim yolculuk yapmanın kötü bir yanı kulak uğultusu yapmasıdır. Bu fikrimizin söyledikleri bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkmasın. İzleyelim. Selam aleyküm mahu. Ve aleyküm selam selam. La oğlum hayırdır böyle çanta manta, nereye gidiyorsun? Ya sorma kardeş, acil bir işim çıktı, İstanbul'a gidiyorum. Ula hem de ilk defa uçağa bineceğim ya. Oho, ben uçağa çok binmişim oğlum. Ama uçak rahattır, yalnız kulak uğultusuna dikkat edesen ha. Kulak uğultusu mu? He, kulak uğultusu. Onun da tek çaresi sakızdır. Sakız mı? Ula emin misin? Tabii oğlum, ben çok bindim uçağa, birlikte söyleyin. Sakız ha? Ya neyse, ben aras bağladık demeye gelmiştim. Sakız. Eyvallah, de hadi güle güle, hayırlı işler. Selam aleyküm ah. Ve aleyküm selam selam. Nasıl, halledebildin mi işlerini? He valla, halletmişim. Ulan nasıl, dediğim gibi yaptın mı? Uçaktayken kulak uğultusuna karşı sakız kullandın mı? He, kullanmışım kurban. Çok iyi gelmiştir. Yalnız bir sorun vardır. Nedir lo? Ula bu sakız, bu kulaklardan öyle zor çıkıyor ki. Ula tuşu çek çek. Ula çek. Uy. Uy. Ula bunun başka çaresi yok mu? Uy.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam İdris. Geçmiş olsun. La senin kol dağılmış, ayak dağılmış. La nedir bu vaziyetin? Ula hiç sorma İdris ya. Merdivenden düştüm. Ula yuvalandın mı? Yok ula öyle değil ya. Merdiveni temizlerken düştüm. Ne? Merdiveni temizlerken mi? Ula bizim bildiğimiz merdivenleri temizlemek hanım işidir. Yoksa yencelen yerleri mi değiştirdin? Hiç öyle şey olur mu kardeşim ya? Hep erkekler sığmaz. Ben karıma yardım ediyordum. Ne bileyim öyle desene. Ben öyle kötü kötü şeyle düşündüm. Ula sen merdiveni silerken yenge hanıma niye yardım ettin peki? Ula karım da bağ bulaşıkları yıkarken yardım ediyor. O yüzden. Nasıl? Efendim bir insan kalsa ne kadar yalnız kalabilir? Müzmin bekarlara, müzmin bir fikra. Karadeniz'deyiz. Selamun aleyküm İdris. Aleyküm selam, ne yazık? Hayırdır, nereden geliyorsun böyle? Duymadın mı? Son zamanlara böyle adamları evlendirmek için çöp satanlık şirketleri açıldı da. Aa, haberlere izlemişidir. Yeni evlenmek isteyenleri tanıştırıp buluşturuyla. Benim de canıma tak etti. Babam da beni evlendirmeyi. Gittim o şirkete resmi verdim böyle vahşi haberi. Altına da not düştüm. Genç ve yalnız bir bayanla tanışmak istiyorum da. Bulabildin mi birini peki? Bir gün sonra bir bayan bana mesaj attı. Ne yazaymış mesajına? Yazaycı. Kusura bakma beyefendi, o kadar da yalnız değilim da. Nasıl? Selamun aleyküm Sulhattin. Aleyküm selam Şeref. Kardeş neydi sen, nerelerdesin kaç gündür? Ne bileyim ya, biraz sıkıntılarım var. Hayırdır hele, anlat bakayım. Bu bir hafta içinde ne oldu bilirsen? Ya adamı patlatma, ne oldu anlat bakayım hele. Bir hafta içinde hem karım öldü hem de kaynanam. Ey kurban olduğum, sen nelere kadirsen. Çifte talit ya, buna derler oğlum. Ne? Efendim trafik canavarını yakaladık. Neymiş neciymiş. Hep beraber izliyoruz. Oy! Ya memur bey ne diyorsun? Ecelinle mi susadın? Ne atlayasın yolu? Sen ne diyorsun kardeşim? Asıl sen görmeyi misin? Ne biçim şoförsün sen? Çarpacak başka adam bulamadın mı da geliyorsun polis memuruna çarpıyorsun? Ya onu da insanlık hali yani polise de çarpılır, doktora da çarpılır da. Hemşerim bir de utanmadan alay mı ediyorsun? Ben İstanbul'da 7 sene görev yaptım. O yoğun trafikte bile bağa gelip kimse çarpmadı. İyi de o 7 senelik dönemde ben İstanbul'da değildim ki. Nasıl? La hayırlı cama, nere böyle acele acele? Niyazi, sana rastladım, çok iyi oldu. Ne oldu ulu? Benim şahidim olur musun? Şahit mi? Şahit. Ula yoksa evleneyim misin? Yok. Ha aşağı mahallede Yunus var ya. Ondan böyle ölümüne düello yaparsak bana bir şahit lazım. Ula ben de evleniyorsun diye odum koptu ya. Nasıl? Tamamdır Gülo. Artık uzun bir tatile çıkabiliriz. Ulan İstanbul'daki akrabanı öldürüp bütün tapuları üstüne aldın mı? Aldım. Kimse bizden şüphelenmez Gülo. Desene artık zenginiz Hazo. Evet artık zenginiz Gülo. Tapular nerede? Çantanın içine koydum.
Çanta nerede? Vapurdayken denize düştü. Ne? Ne? Denize mi düştü? Gitti tapular yandık mahvoldu. Yok panik yapma, mahvolmadık. Niye ki? Çanta denize düştü ama çanta kilitliydi. Anahtarı da bendendir. Vay. Afiyet olsun Niyazi. Eyvallah Ödüs. Galatura buyur. Yok, rahatsız etmeyeyim seni. Ne rahatsızdı ula ya? Otur işte, beşi bir içi laf sohbet ederiz ha? Oturayım bari. Efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız, ne vereyim size? Bab, bir porsiyon balık. Bir porsiyon balık. Hemen getireyim. Ya İdris, ne garip bir şey değil mi ya? Garip olan nedir Niyazi? Ya bu balıkları diyorum da, çok zavallı yaratıklar ya. Hepsinin ağzı var, dili yok. Hiçbirinin sesi çıkmaz, gıkı çıkmaz. Hiç düşündün mü ya hakikaten? Bu kadar ağızları var da niye hiç konuşamazlar? Ya Niyazi, bu da soru muydu? Öyle senin de ağzın var, gidip kafanı suya sokalım, bakalım konuşabilecek misin? Allah Allah! Nasıl? Günaydın komiserim, ben de sizi bekledim. Sabah sabah, ne oldu yine? Komiserim, akşam parkta devreye çıktım. Ortalık zifiri karanlık, göz gözü görmüyor. Ortaların arasından bir hışırtı duydum. El fenerini çıkarttım, yaktım ve yaklaştım. Ve bir baktım, bir kadından bir herif oradaydılar komiserim. Al içeri. Memur bey doğru mu söyledi? Evet doğru söyledi ama bizler değil. Aha da kimliklerimiz, bakın. Oğlum bunlar evliymiş. Vallahi bilmedim komiserim. Kusura bakmayın, serbestsiniz. Sağ olasın komiserim. Sorgu odasındayım. Kusura bakmayın canım. Sen evi yakınca, sizi o halde görünce cinlerim tepeme çıktı. Anlamadan dinlemeden aldık içeri. Yanımdaki kadının karın olduğunu bilmirdim gerçekten. Doğrusunu söylemek gerekirse, sen el feneri tutuncaya kadar ben de bilmirdim. He? Vay ben öleydim vay. Hayırdır Feyzo? Yine efkarlısın. He ya. Çok efkarlıyım aslında çok. Ula sen gerçekten dertlisin ha. Ula ne oldu söyle bakayım. Ya geçenlerde bir kızla trende karşılaşmıştım ya. Ha bilim, hatta aklında durmadan mektup yazıyordun. He ya. Her gün bir tane mektup yolladım. Sonra ne oldu biliyor musun? Ula ne oldu? Kız evlenmek istiyormuş. Ula ne güzel işte. Madem sen de kızı seviyorsun, evlen gitsin. Ula oğlum kız benimle değil. Benim mektupları her gün götüren postacıyla evlenmek istiyormuş. Uy. Ula Cemal, ne gelen var ne giden. Sorma Dursun ya. Böyle giderse kapatacağız bu iş yerini. Öyle doğru düzgün bir iş yapamadık ki. Para kazanmak için başka bir iş yapmamız lazım. Aslında biz zamanında hata yaptık. Ne yetiyor ula? Futbolcu olacaktık. O da nereden çıktı şimdi? Yok, adamla çuvalla para kazanıyor. Hem ben de... Çok iyi futbol oynarım yani. Bırak Allah'ını seversen. Futbol oynamak kim, sen kim? Oğlum benim oynadığım topu mahallede kimse oynayamaz idi. Ya bak
futbol oynamakla bitmez. Bunun kuralları vardır, tekniği vardır. Sen bilmezsin. Bilmem olur mu? Ben hem çok güzel top oynarım hem de futbolla ilgili her şeyi bilirim. Sen bilirsin. Bilirim tabii. İnanmıyorsan sor bir tane bana. Sorayım. De bakayım. Bir kalenin ağlarında kaç tane delik vardır? Nasıl? La Mahu, akşam yengeyi al bize yemeğe gel ha. Yo Feyzo, siz zaten yeterince kalabalıksınız. Bir de biz gelip zahmet vermeyik ha. Ya aşk olsun Mahu. Misafirliğin zahmeti mi olurmuş? La oğlum, tamam gelin. Selamun aleyküm Feyzo. Ve aleyküm selam Hasan. Nasılsın, iyisin? Sağ olasın kurban. Ulan çaylarda tavşan kanı olmuştur ha. Ha öyledir, afiyet olsun. Sağ olasın. Selamun aleyküm Feyzo. Ve aleyküm selam Selo. Ulan bunu kırmışsın yaptık. Parasını sonra getirirsin. Sağ olasın Selo. Ne böyle kırım? Ya Mahu, bazen düşüneyim de bu benim anneyle babayı çok zeki insanlarmış ya. Niye kilo? Ya baksana, benim adımı Feyzo koymaları büyük isabet olmuştur ha. Bütün arkadaşlarım bana Feyzo deyin. Ya düşünsene Cem'i koysalardı adımı. Arkadaşlarımın söylediği ile hiç birbirini tutmayacaktı. Ve? Puy, salak. Selamun aleyküm uşaklar. Aleykümselam Temel. Ulan hayırdır, nereden geliyorsun? Avdan geliyorum uşaklar. He, ne avladın anlatsana. Ya bu sabahleyin çıktım ava, çırdım ormana. Her taraf böyle zifiri karanlık. Ne gülüyorsunuz ula? Ula, hem diyorsun sabah çıktım ormana, hem diyorsun her tarafı karanlıktı. Ormanın karanlık yerine çürdük de kardeşim ya. He. Sonra ne oldu? Biraz bekledim o ya. Bir baktım sağdan soldan hayvan sesleri gelmeye başladı be. Uşaklar bir çerildim. Bir çerildim. O kadar uzağa çıktım ki. Hop hop ulan oraya dur ya. Ormanın dışına çıkacaksın. Yok kıyında tam kaldım. Ha, iyi oraya dur. O çektim benim çifteyi. Bir ateş ediyor. Orman hep yanayım böyle. Ulan o arada payıldım. Bir uyandım uşaklar. Pakarım oğume pişe var. Ula ne var senin onunu? Peyuk bir elmiş bir aslan. Acaba kaç gün olmuş el eli? Ne dersin? Ula şimdi bak. Hepsine inandık diyelim. Ula Karadeniz'de aslanın ne işi var? Karadeniz'de olduğunu kim söyledi? Ula sen nereydin? Sabahleyin geldim Afrika'dan da. Nasıl? Ula niye bu kadar sinirlendin? La oğlum nasıl sinirlenmeyecek? Ben nerelere götürürsün? Valla annem veremeyim ha. Ula oğlum sen değişik sanatlar göresin diye götürdüm oraya. O gittiğimizde opera, senfoni değiller. Ama başlar başlamaz sen salondan çıktın. Valla çıkarım tabi. Adamın biri almış eline çubuğu, önüne geleni korkuttu. O orkestra şefidir, kimseyi korkutmuyor. Ula madem korkutmaydı, o kadın niye avaz avaz bağırdı? Ula o müziği kendisidir. Gittiğimiz konserin adı 9. senfonidir. 9. senfoni mi? He. Ulan oğlum desene o zaman çok bir şey kaybetmedik. Zaten salona da geç gitmiştik. Boş ver bizden önce 8 tanesi gitmiş zaten. Uy! La. Ulan oğlum biz deli değiliz tamam mı? Çok haklısın. Akıllandık ama hele bizi hastahanede tutuyorlar. Çok haklısın. Bugün kendimi çok akıllı hissediyorum. Hastaneden kaçacağız. Tamam hadi. Dur nereye? Dışarıda hemşire doktor var. Ama bir planım var. Şimdi bak sen hastanenin bahçesine çıkacaksan. Tamam. Dikenli tellere bakacaksan. Yüksek mi alçak mı diye. Eğer yüksekse
altında kaçarık. Eğer olacaksa üstünden atlarık, tamam mı? Hadi git bakayım. Ne oldu? Kaçamayacağız. Niye? Dikenli telleri kaldırmışlar. Git. Hele şansa bak. Planım tutmadı. Demek ki yeni dikenli tel çekilene kadar dehliyecek artık. La oğlum bak. En iyi böcek ilacı benim fabrikanın ürettiği böcek ilacıdır. La deget lo. Benim fabrikanın ürettiği böcek ilacının üzerine yok de. Deget lo. Senin böcek ilacın ne işe yarıyor? La oğlum. Benim ürettiğim böcek ilaçlarını Afrika'ya ithal etmişiz. Ve orada timsah avcılarından aldığımız duyumlara göre böyle devasa timsahlara böyle iki fıs fıs yapırlarmış. Ula o dev gibi timsah bismillah demeden geberiymiş. Ne? Ula o bir şey mi ya? Ya birisi benim kızı ben Amerika'da okutmuştu. He bildim gülüm. Orada kendisine bir erkek arkadaş bulmuş. Ula oğlum ne alakası var şimdi senin Gülo'yla erkek arkadaşının böcek ilacıyla? Ula dur anlatacağız. Ne sabırsız adamsın yav. Yav şimdi benim kız orada bir erkek arkadaş bulmuş. Ula neydi onun adı? Spiderman. Yok Türkçesi neydi o? Ha, örümcek adam. Ula bu herif benim kıza aşık olmuş. Bu peşinden Türkiye'ye kadar gelmiş. Bir gün evde oturduk. Ula bir baktım benim kızın odasından sesler geldi. Benim kız cıyak cıyak bağırıyor. Ula hemen koştum yukarı. Kızın odasının kapısını bir açtım. Ula bir de ne görüyorum? Ula bu örümcek adam denen herif. Benim kızı yatağı böyle ağla sarmış. Kız cıyak cıyak bağırıyor. Ula tam döndü bana böyle ağını atacak. Benim fabrikanın ürettiği böcek ilacını çektim benimden. Ula suratına fıs fıs ettim. Etti, etti, geberdi. Oy! Öğretmen bey. Buyurun Niyazi bey. Ya öğretmen bey rahat hissettim ama benim uşağım Yunus'un öğretmeni sizsiniz değil mi? Evet. Bu sene derslerine ben gireyim. Ya sizden bir ricam olacaktı da. Bizim Yunus böyle çok hassas, çok duygusal, böyle her şeyden anında etkilenen bir çocuktu. Yani sizden ricam şu ki kendisine hâle biraz mukayyet olsanız, biraz ilgi gösterseniz diyelim he. Merak etmeyin Niyazi Bey. Ben zaten Yunus'u çok severim. Ama tabii biraz daha fazla ilgi gösteririm ha şimdi. Yani o kadar da değil canım. Hani öyle bir yaramazlık ettiği zaman farz-ı misal hemen yanında oturan çocuğa ha böyle okkalı bir tokat indirin tamamdır. Niyazi Bey anlamadığım bir şey vardır. Sizin Yunus yaramazlık ettiğinde yanında şu uşağa niye ben tokat vuracağım? Dedik ya öğretmen bey. Bizim Yunus çok hassastı. Yanında şu çocuğa tokatı indirin ki ondan etkilensin bir daha yaramazlık yapmasın. Nasıl? Pehlivan, sen asker idin, Fenerbahçeli Rıdvan seni telefondan aramıştı. Ne istirdi? Haa, o ne değilse. Dedi ki, Almanya'da Türkiye-Almanya maçı var. 3-0 yenecek. Bir tane adamımız da kırmızı kart gördü. Bu maçı çevirse ancak Teo Pehlivan çevirir. Onun için mi aradı? He, ecele çık geldin. Şimdi bir tarafta askeriye, bir tarafta milli dava kardeş. Nasıl bir dava? Yok dedi, çık gel, 15 dakika var. Ola neyse, askeri Ravoy'la doğru Almanya'ya. Askeri Ravoy'la niye gittin? Çabuk gidelim diye. Uçağınla gideydin. Askeri Ravoy daha hızlı. Ben de yalan yok arkadaş, hınav da yok. Neyse, Almanya'ya gittim ki 6 dakika var. Formaları giydim, içeri girdim. Nasıl oynanır? O ara Alaman oğlu Alaman ayağıma vurmasıyla üstüm geçti. Dedim kesem koptu.
O kese değil. Lifttir o, lif. Neyse. Kalenin ağzına geldim. Mehmet topi havalandırdı. Nasıl yaradana sığındım topa bir kafa vurmamına top içerdi. Golü attın. He. Üşmüş. Neyse efendime söyleyeyim gene oyun başladı. Oran bizi koymuyorlar arkadaş. Duvar örmüşler geçemedik. Bir dakika var. Oran nasıl edak? Gene yardım bunları pen üstüne geldim. O pen üstü değil. Penaltı çizgisi. Ya ben üstünden altı karıştırıram. Neyse bir şut çekmemle top içeride. Top içeride hakem düdüğü çaldı, maçı kazandık. Nasıl kazanırsınız pehlivan? İki gol attık, 3-2 yenildik. Dışarıda bir gol iki tane sayılır mı? İki tane attık, iki kere iki dört eder da. 3-4 biz kazandık. Ulan Feyzo. Ne var sen o? Ulan bu aynadaki adamı ben bir yerden tanıyacağım ama nerede? Ula ver hele, bir de ben bakalım. Ula kırıl, herhalde aynadaki insanı tanıyacak sana. Çünkü aynadaki kişi benim ha. Ne ver bakayım? İyi de kardeş, yok bu adamın saçları sana hiç benzemiyor. Senin saçın siyadır. Bununki beyaz. Ula oğlum, sen saçını ne yapacaksın ha? Sen şivesine bak. Tıpkı benim gibi konuşayım. Neyse bana verdi sen. Ulan şansıma bugün hava da çok güzel. Selamun aleyküm Türk'ün. Aleyküm selam Temel. Ulan bugün biraz neşeli gördüm seni. He ulan çok neşeliyim. Yarın babalar günü ya. Yarın babalar günü müdür? Ulan sen bilmeyi mi sor? Yok. Öğren, öğren. Cahil kalma. Babalar günü dolayısıyla Fadime'nin hediyesi beni çok mutlu etti. Ulan Fadime ne haldesi? Yarın babalar günü ya. Fadime dedi bacı, bulaşıkları yıkama, birlikte dışarıya yemeğe çıkalım dedi. Ne diyor? Ulan benim karı bir tane tutar ya, bir tane. Sen nereden geliyorsun? Ya bugün hava güneşliydi. Aldım karıyı öyle biraz dolaştık ondan. Bıraktım onu eve şimdi kahve içiyorum. İyi iyi. Hadi sonra görüşürüz. Ya bir dakika dursa bir şey diyeceğim ya. De bakayım ama çabuk söyle. Karı dedi ki hemen eve gel yoksa camları sildiririm sağa dedi. Hemen gitmem lazım. Ya sen de benim karı biraz şişman mı dur? Ulan nereden çıktı şimdi bu? Ya bugün dolaşıyorduk ya. Elektronik bir kandarın önünden geçiyorduk. Dedi bana adam bir dakika ben burada tahtılacağım. Çıktı o kandarın üzerine tahtildi. Ne çıktı? Ya ben de para atmıştım ya oraya. He. Bir yazı çıktı oraya. Ne yazaydı? Lütfen teger teger tahtilun. Nasıl? Ulan Maho, bıktım artık. Çocuklar bende, bulaşık bende, çamaşır bende. Yine bir söz. Ya o da yetmiymiş gibi bir de senin anneye geleyim ona bakayım. Babaya geleyim ona bakayım. La sakin ol bitir. Ya bak rezil ettim herkes bize bak ya. Ama Maho sen beni hiç anlamı izle. Niye kilo? Ya bütün gün evde oturmaktan canım sıkılıyor. Diyelim ki şöyle kendime yapacak bir şey mi bulsam? Ya sakin ol bu yaştan sonra ne yapacaksın ki lan? Ya lisan kursuna yazılayım dil öğreneyim diye. Bak sakin ol. Örgü kursuna git, dikiş nakışa git, la börtü böcek topla, ormanda gez. Ama lisan kursu olmaz. Niye kilo? Ula ben seni bir diline katlanamıyorum, iki dille nasıl katlanayım sana? Vış. İyi günler doktor bey. İyi günler, buyurun.
Benim bir rahatsızlığım vardı da onun için geldim doktor bey. Beyefendi, sizi muayene etmeden önce bir şey hatırlatmak isterim. Benim muayene ücretim 100 YTL'dir. Artı en çoğu iki sorunuza cevap verebilirim. Buyurun. İyi de doktor bey, iki soru için 100 YTL biraz fazla değil miydi? Biraz insaf edin de. Yo, hiç de fazla değil. Evet, ikinci sorunuzu alayım. Nasıl? Müdürüm, müdürüm. Buyur. Ya dün bir yanlışlık yaptınız galiba. Hayrola, ne yanlışlık? Ben nüfus kağıdımı dönüştürmeye çaldım ya sizi. Bakın. Ha buraya medeni haline dülöze. Oysa ki benim karım yaşaydı. Özür dilerim beyefendi. Bir talgınlığıma denk düştü. Yarın çadır da düzelteyim hani. Ciddi misiniz? He, çadır düzeltirim. Peki karımı öldürmek için ekstra para isteyir misiniz? Nasıl? Doktor bey, uzun uzun incelediniz. Neyin var imiş? Cemal bey, alkolü bırakmanız lazım. İyi de ben bugüne kadar ağzıma hiç alkol sürmedim ki. Şey yani, sigarayı diyecektim. Sigarayı bırakmanız lazım. Sigarada abele kutuyken bir içtim ama o arada içerken babam yakaladı beni, sardı bana sopayı. Ondan sonra bir daha içmedim. Nereden baksan 10 sene oldu. Peki tuzla aranız nasıl? Tuzla öyle bir hıyar yerken kullanıyorum bunu. Cemal bey, durumunuz çok karışık gözüküyor. Yok ya. Hem de çok karışık. La, meraklandırmayın beni doktor bey, neyim var benim? Yani soğuk algınlığı gibi, midenin sanki bozuk, boğazınızda sanki enfeksiyon var ama olmayabilirdi. Şekeriniz biraz yüksek gibi ama olmayabilirdi. Yağ bezeleriniz biraz karışık ama yanılmış da olabilirim. Yani ne yapsak bilemiyorum ki. Doktor mu çağırsak ne dersiniz? Nasıl? Selamun aleyküm İdris baba. Oo, aleyküm selam Cemal. Çıktık hapishaneden ha? He, dün çıktım. Dün mü? He. Bu senin daha önceden çıkman gerekmeyi miydi? Ya gerekiydi de o dosyalarda bir karışıklık oldu, bir ay fazla yattım. Yok ya, bir ay he? Ulan yalandan yere yattın oraya bir ay. Yok ulan, ben çıktım cezaevi müdürüne, konuştuk. Bir daha girişimde hesaptan düşecekle bir ayda. Ulan ne salak adamsın ya sen de. Niye şunu? Ulan öyle yapana kadar cezası bir aylık bir sus işlesene. Hem cezasını yatmışsın nasıl olsa günah da sayılmaz. Nasıl? Efendim bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepimizden hepinize kucak dolusu saygılar, sevgiler. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a ısmarladık.